Amasya Spor Salonu'ndan herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Elif Ünal. Erkekler Salon Süper Lig 1. etap 4. gün 2. karşılaşmayla sizlerle birlikteyiz. Bu karşılaşma Gaziantep Doruk, Gaziantep Polis Gücü 1 Antep derbisi olacak. Bakalım nasıl bir mücadele bizleri bekliyor. Polis Gücü lider olarak bu maça çıkmış durumda. Gaziantep Doruk, Gaziantep Polis Gücü karşılaşmasının isterseniz gelin takım kadrolarına bakalım. Doruk'ta 1 Muhammed Efe, 1 Ekul, 2 Hüseyin Epengin, 4 Hasan Yumayı, 5 Ömür Epengin, 6 Burhan Akan, 7 Mustafa Taşdelen, 9 Ömer Beşer, 10 Muhammed Akan, 16 Yunus Mert Tatlı, 17 Gökdeniz Mustafa Aslan, 18 Baran Aslan ve 20 Mehmet Kaya. Antrenörse Gökhan Gül. Gaziantep Polis Gücü'nde ise 1 Ali Akın Özkılıç, 5 Hakim Taşar, 6 Muhammed, 6 Furkan Mehmet Özkılıç, 7 Müslüm Ela Göz, 9 Celal Aydın, 17 Mehmet Emin Gündoğan, 21 Müslüm Ekinci, 22 Necip Çilkız, 24 Mazlum Keskin, 28 Tolunay Kasım ve 31 Muhammed Ali Kertil. Antrenör Yusuf Kasım. Karşılaşmanın sağ hakemleri Mahmutcan Çilkız ve Faruk Kocaman, yazı hakemi Çetin Demir, süre hakemi Hüseyin Emin, rezerv hakem Fahri Açıkgöz ve baş hakem Ercan Söylemez. Furkan, Müslüm, Ela Göz, Ali, Celal ve Hakim. Kalede ise Necip var. Polis Gücü'nde. Doruk'ta ise Efe, Mehmet, Yunus Mert, Ömer, Burhan ve Gökdeniz kadrosuyla bizlerle birlikte. Bu arada Polis Gücü kalesinde Muhammed Ali Kertil var. Onu da düzeltmiş olalım. Ve santra yapıldı. İki takıma da başarılar diliyorum. Ekranları başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Umarız sakatlık olmadan güzel bir karşılaşmayı sizlerle birlikte geride bırakırız. Dün oynanan karşılaşmaların ilkinde Polis Gücü Gökbörü ile berabere kalmıştı 5-5. Ardından Nizip Zeugma'yı yenmişlerdi 4-1. Gaziantep Doruk'sa dün 8-4 Amasya'yı yenmişti ve ardından günün ikinci karşılaşmasında ise Gökbörü ile 7-7 berabere kalmıştı. Yani her iki ekip de dün 4 puan alarak günü kapatmışlardı. Yunus Mert, Mehmet. Ama dün özellikle, ki aslında dünle birlikte değil, etapın başından beri de Gaziantep Doruk kalecisi Efe'nin çok çok önemli ve net kurtarışları var. Oldukça iyi şekilde kaleyi koruyor o. Yüksek top, serbest vuruş kullanacak Doruk. Yine yüksek top. Celal, Hakim. İki oyuncu geride paslaşıyorlar. Ali Akın Özkılıç'ın 14 golü var. Hüseyin Epengin'in de keza 14 gol. Celal Aydın'ın ise 13 golü var. Sağda skorerleri bulunan iki takımın karşılaşmasını takip ediyoruz. O iki skorer Ali ve Celal paslaştılar. Hakim, Celal. Karşıladı Yunus Mert. Ardından bu top Ömer'den yükseklik kazandı. Celal. Burhan. Pası geriye Mehmet. Kontrolü sağlayamadı ve Polis Gücü'nün olacak. Korneri kullanacak Polis Gücü. Gaziantep Doruk'un 9, Polis Gücü'nün ise 16 puanı var. 9 puan zaten çok takımımız var. Celal. Karşıladılar. Ardından da kaybettiler. Hakim. Mehmet'in ayağından o top döndü. Serbest vuruş kullanacaklar. Hakim. Celal. Müslüm, Ali,
Pası geriye Müslüm. Kaybettiler. Yüksek top kararı geldi ve serbest vuruşuysa Gaziantep doğru kullanıyor Yunus Mert'le. Mehmet. Bir kez daha topla buluştu. Ardından pasını aktardı Yunus Mert. Geçti rakibi Furkan'ı. Paslaştılar. Burhan. Ömer. Mehmet. Hüseyin. Mehmet. Ömer. Mehmet. Hüseyin. Sabırla geride paslaştılar sevgili izleyenler. İleri uca pas gelmedi çünkü Celal girdi araya. Ali. Serbest vuruş kullanıyor Furkan. Celal. Yine yüksek topla kaybettiler. Dört buçuk dakikalık dilimde gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İki takım da henüz circle'ın içine girip net bir pozisyon üretemedi. Ali. Yine yüksek topla. Ve bu top out. Polis gücüne birazdan Müslüm Ekinci de oyun alanında olacak. Ömer. Ali faul yaptı. Zaten ters itikte işaret edildi. Ali vuramadılar. Pozisyon devam ediyordu. Yayın bulunduğu bölümden serbest vuruş kullanıldı. Celal. Müslüm. Furkan. Furkan. Müslüm. Ali. Pas circle'dan top yükseklik kazandı ve bu ataktan sonuç alamadı. Yine polis gücü ilk pozisyondaki bloklamaya serbest vuruş işaret edildi. Ali. Pas geriye. Müslüm ikinci. Müslüm Elagöz oyunun yönüne göre sol taraftan circle içine atıldı ama bu top Ali. Yüksek top beklentileri vardı ama hakem top Doruk'un dedi. Mehmet. Yunus Mert. Furkan'la birlikte baskıyı kurdular ve topu kazandı polis gücü. Furkan'ın hemen yanında Müslüm var. Yine yüksek top. Hüseyin. Burhan. Pas karşıladı Müslüm ikinci. Ve bir önceki pozisyon işaret edilerek de faulü serbest vuruşu işaret etti hakem. 2 dakika 20 saniye var. Henüz karşılaşmada gol yok. Yüksek topları henüz bu hataları aza indiremedi. Polis gücü cephesi. Dün de o bandın bulunduğu bölümde bir sıkıntı söz konusuydu.
İşaret geldi ve Müslüm paslaştı geriyle Hakim. Kalan bu 2 dakikalık dilimde bakalım neler olacak. Korner kararı geldi. Müslüm adaşıyla paslaştı. Müslüm Ela Göz, Müslüm ikinci ikilisi paslaştılar. Celal kontrolü sağlayıp pasını aktardı. Furkan çaprazdan vuruş, Efe'den döndü. Ardından da sitik kapama kararı geldi. Serbest vuruşu kullandılar. Ali onun vuruşu, Efe'den döndü. Bir kez daha pas. Celal onun vuruşu. Korner. Yayının başında da Efe'den bahsetmiştik. Gaziantep Doruk'un kalecisi oldukça etkili kurtarışları vardı dün ve hatta etabın başından beri diye. Yine o kurtarışlarına imza attığı bir ilk periyodun bölümünü geçirecek Hakim. Müslüm. Tacı kullanacaklar. 30 saniye var. Gol yok. Karşılaşmanın ilk periyodunda sonlara doğru geliyoruz. Celal. Pas Ali, bitiremediler. Penaltı korner. Bir penaltı kornerle öne geçme fırsatı. Orada yükseldi top ve ardından bu karar geldi. Ali ile penaltı korner kullanılacak. Hakim, Müslüm Ekinci ve Müslüm Ela Göz. Yayda bekleyen isimler. İşaret geldi, kullanıldı penaltı korner. Müslüm, out. Hüseyin. Takım arkadaşı Ömer de o topa yetişmeyi başardılar. Pozisyon devam ediyor. Orada bir Arda süre dolarken golü buldular. Gaziantep Doruk tam ilk periyodun süresi biterken golü buldu. Ve karşılaşmayı 1-0'la geçtiler. Aradayız, aranın ardından ikinci periyot sizlerleyiz. İkinci periyotta sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada ilk periyotta süre dolarken golü buldu Doruk. İkinci periyoda onların 1-0'lık üstünlükleriyle girişi yaptık. Oldukça da değişik bir pozisyondu. Çünkü bir polis gücü penaltı korneriyle birlikte devam etmiştik. Ardından pozisyon devam etti. Burhan vuruşunu gerçekleştirip topu ağlara gönderdi ve 1-0'ı işte bu pozisyonda da görüyorsunuz. İlk periyotta süre dolarken yakalamayı başardılar. Müslüm. Celal. Ali. Furkan.
Serbest vuruş. Ali. Gol verdiler. Bir yansımayla birlikte gol geldi. İtiraz vardı Doruk cephesinden. Yüksek geldiğiyle ilgili itiraz var. Bakalım böyle mi? VAR'da incelenecek. Karşılaşmanın sağ hakemleri Mahmutcan Çilkız ve Faruk Kocaman pozisyonu inceliyorlar. Burada Ali. Yüksek top gelip devamında gol geldi mi? Bakalım. Ali'nin attığı pas ve devamında gelen gol değişik açılardan izleniyor. Bakalım hakimin golü geçerli mi değil mi? Yavaşlatılmış hızlı, sabit ve pilot kameralardan hakemler pozisyonu inceliyor. Bakalım kararları ne yönde oldu? Karar verildi herhalde. Hakemler tabi doğru ve sağlıklı karar verebilmek için sık sık ve birçok kez izlediler. Gol geçerli galiba. Evet. Gol geçerli. Skor 1-1 karşılaşmada. Hakimin attığı golle denge geldi. Mehmet. Yunus Mert. Furkan. Burhan. Mehmet. Korner kullanacak Gaziantep Doruk. Ömer. Pas geriye Yunus Mert. Mehmet. Ve bu top dışarıda. Hakimin pası Furkan. Geçemediler Ömer'i. Celal. Hakim. İki oyuncu geride paslaşıyor. Polis gücü. Yunus Mert'ten yükseldi top. Serbest vuruş. Celal. Ali. Yüksek top yerinden serbest vuruşla devam ediyor. Ali'nin bulunduğu pozisyonu işaret ettiler. Ali. Top kaybı. Karşılaşmada bir birlik eşitlik var. İkinci periyotta hakimin attığı golle eşitliği sağladı. Polis gücü. Celal. Serbest vuruş kullandı hızlı Ali. Ömer.
Burhan. Ömer'i uyardılar ve dediler ki 3 metre ihlali var. Bir dahaki durumda yeşil kart çıkacak. Celal. Müslüm. Celal. Geride paslaştı. Şimdi Müslüm'den bir uzun pas gelecek mi diye baktık ama bu pası atmadılar. Celal. Bir kez daha Müslüm. Celal. Ali. Yunus Mert. Pasını aktardı Burhan. Borttan top dışarıda ve taçla devam edecek. Yunus Mert. Mehmet. Hüseyin. Mehmet Kaya. Karşıladılar Furkan. Mehmet. Hüseyin. Hızlı serbest vuruş kullanıldı çaprazdan. Pozisyon devam etti. Ömer. Circle'a çevirdi. Bu top uzaklaştı. Yunus Mert. Burhan. Vuruş kaleciden dönen top. Pozisyon devam etti. Circle içinde uzaklaştırdılar. Müslüm. Yüksek top. Yunus Mert. Mehmet. Araya girdi Hakim. Ali. Onun pası döndü. Yunus Mert'ten korner. Müslüm. Celal. Geçemediler. O pozisyonda Gökdeniz ardından topu kaybetti. Müslüm. Celal. Müslüm ikinci. Ali. Müslüm. Orada Gökdeniz'in de ayağına temas etti. Top serbest vuruş. Müslüm yükseklik kazandı. Müslüm. Celal. Circle içinde bu top yükseklik kazanarak Hakim'e doğru geldi ve ataktan sonuç alamadılar. Out. 2,5 dakikalık dilime ikinci periyotta 1-1'lik eşitlikle giriyor takımlar. Müslüm. Müslüm ikinci. Ali. Celal. Müslüm'e çevirdi ve 2-1. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada polis gücü. İşte atılan bir uzun pas Müslüm ikinciden. Celal çok iyi kontrol etti. Ardından pasında Müslüm bitirişi yaptılar. Ve santre yapıldı. Gökdeniz pası Hüseyin. Asparkla dışarıda out. Efe de Celal'in
çok fazla boş bırakıldığı yönünde takım arkadaşlarına uyarıda bulundu. Ali Müslüm. Yine hata yaptılar. Hüseyin. Serbest vuruş kullanıyor. Müslüm ikinci. Ali. Yüksek top. Hakim. Müslüm. Bu kez Celal. Bu top out. İkinci periyodun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. 2-1'lik skor devam ediyor. Ağlara giden gol geçerli değil. İtiraz var. Doruk cephesinden. VAR'a gidilecek galiba. Evet. VAR'a gidiyoruz. Yunus Mert'in attığı pas ardından Gökdeniz bu topa dokundu ve gol geldi. Ardından bu gol geçerli değil kararı gelince de Doruk itiraz etti. Bakalım Doruk'un itirazıyla gol verilecek mi yoksa zaten hakemler gol değil demişti. Bu karar devam edecek mi? Yine hakemler değişik açılardan hızlandırılmış ve yavaş halini izlemelerinin ardından karar gelecek. Tabii yavaş halinde izleyerek net kararı verecekler. Bakalım kararları ne yönde olacak? Golse maça denge gelecek, değilse 2-1 polis gücü üstün olarak devam edecek ikinci periyoda. İncelediler ve Doruk'un itirazı geçerli değil çünkü verdikleri karara gol değil kararını hakemler bir nevi izleyerek durumu açıkladılar oyunculara. Şimdi 15 saniyelik dilimin içindeyken polis gücü önde. İkinci periyodu bitirebilir. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada. Şimdi de sol tarafta Furkan boştu ama süre doldu. 2-1 polis gücü üstünlüğüyle ikinci periyodu bitiriyoruz. Aradayız. Aranın ardından üçüncü periyot sizlerleyiz.
Üçüncü periyotta sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler ve karşılaşma 2-1'lik polis gücünün üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun ardından bakalım bizleri üçüncü periyotta neler bekliyor. Mahmutcan Çilkız'ın düdüğüyle birlikte üçüncü periyoda giriş yaptık. Üçüncü periyotla birlikte takımların hücum yaptığı kaleler de değişti. Celal. Doruk 1-0 öne geçti karşılaşmada. 2-1 mağlup Celal. Ali. Onun pası Furkan. Çevirdiği noktada yetişti. Ali. Müslüm. Serbest vuruş kullanıyor. Müslüm. Ela Göz. Ali. Dönen top. Ali'nin pası Müslüm. Avantajı oynatırken Furkan. Müslüm'ün de penaltı korner beklentisi var. Pozisyon devam etti Müslüm. Bloklamayı işaret etti hakem Müslüm'e. Polis güç cephesinden de daha önceki Müslüm'ün itiraz ettiği pozisyona itirazlar devam ediyordu. Hüseyin. Serbest vuruş işaret edildi. Furkan'ın da aynı zamanda uyarıldığı bölümü takip ettik. Bu maçın ardından da Gökbörü Selçuklu karşılaşması olacak. Bunu da hatırlatalım. Furkan. Müslüm. Bir kez daha Furkan. Pasını kullandı geriye Celal. Ali'den bu top dışarıda. Taç. Doruk. Yunus Mert. Yüksek top. Kullanıldı Celal. Kaleciden dönen top. Pozisyon devam etti Burhan. Müslüm. Ali. Celal. Furkan. Pozisyon devam etti vardan. Furkan'a faul düdüğü çalındı. VAR'a gidiliyor. Mahmutcan Çilkız ve Faruk Kocaman aralarında konuştular ki demek ki aynı karar vermedikleri için de VAR'da inceleyecekler. Furkan'ın olduğu pozisyonu inceliyorlar sevgili izleyenler. Orada Furkan pasını aktarırken pozisyonu devam ettirdi. Bakalım karar ne yönde olacak. Thank you.
ve penaltı korner kararı geldi. Bu pozisyonda penaltı korneri verdiler. Furkan'la kullanacak polis gücü. İşaret geldi, kullanıldı penaltı korner. Celal Efe'den dönen top, pozisyon devam etti. Ali'nin pası Müslüm. Geçemediler orada Hüseyin'i. Ömer. Serbest vuruş. Müslüm'le kullandılar. Ali Celal karşıladı Yunus Mert. Celal İyi girdi. Circle'daki pozisyon yine Efe kurtarmayı başardı. Hüseyin. Müslüm yerde serbest vuruş. Celal. Müslüm faul beklemişti. Şimdi o faul düdüğü çalındı. Süre durduruldu. Müslüm'ün sakatlığı sebebiyle. Sağlıkçı da oyun alanına çağrıldı. Bu arada ciddi bir durum değildir. Burada Müslüm işte kendini yere bıraktı. Efe de şimdi soğutucu sıkıldı sağ koluna. Ve Müslüm kenara geldi şu an. Hakemlerin yeniden oyunu başlatmasını bekleyeceğiz. Yine iletişim halinde hakemler. Hazırız dediler ve düdükleriyle birlikte oyun yeniden hareketlendi. 5,5 dakikalık dilimin içine girdik 3. periyotta ve Ali vuruşunu gerçekleştirdi. Efe'den dönen top. Ömer'le taşıyamadılar. Celal. Müslüm bıraktı yeniden Celal'e. Ali de geriye doğru geldi. Celal'le paslaşacaklar. Celal. Takım arkadaşına da ileriye çıkmasını söyledi Celal. İçeride mi dışarıda mı, yoksa ona göre ya serbest vuruş ya penaltı korner olacak. Ama dışarıda dediler ve serbest vuruşu verdiler. VAR'a gidilecek. Süre durdu ve VAR'a gidiliyor. Pozisyonun içeride mi dışarıda mı olduğu incelenecek. Thank you.
burada Yunus Mert'in karşıladığı pozisyonu inceliyor hakemler. Yunus Mert'in içeride mi dışarıda mı kontrol ettiğini takip ediyorlar. Sanki içeride gibi ama bakalım karar ne yönde olacak. Evet, penaltı korner. Penaltı korner kullanıyor polis gücü. Furkan'la işte bu pozisyonda Yunus Mert karşılarken topu içeride karşılamıştı. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Ali savunmadan seken top Celal. Hakim. Ali. Mehmet. Hakim. Ali'ye uyarı geldi. Furkan. Serbest vuruş kullanıyor. Polis gücü. Skor 2-1 lehlerine devam ediyor. 3. periyotta henüz gol yok. Ali. Celal'i de geçtiler. Hüseyin'in vuruşu ve gol geldi. Skor 2-2. Yine Hüseyin. Beklenmeyen bir an ve gol geldi. Doruk skoru 2-2'ye getirdi. İşte pozisyon. Burada topu kazandılar. Ardından Celal'i ve Ali'yi de geride bırakarak topu ağlara gönderdiler. 3,5 dakikalık dilime girdik. Bakalım 3. periyotta yeniden karşılaşmada denge var. Celal. Furkan topu kontrol ederken yükseklik kazandı. Bu topta Doruk'tan out. Celal. Müslüm. Yüksek top. Yine bir penaltı korner kararı geldi ve itiraz var Doruk cephesinden. Ama onlar tabii VAR kararında İlkinde haksız sayıldıkları için tekrar kullanamıyorlar. O yüzden sadece sözlü bir itirazla yetinebiliyorlar. Furkan'la topun başında olacaklar ve şimdi yeniden öne geçme fırsatını yakaladılar. Doruk karşısında polis gücü. İşaret geldi, kullanıldı penaltı korner. Müslüm vuruşu, kale cepheden dönen top zemine indi. Müslüm pasında Ali. Müslüm Elagöz. Furkan vuramadılar. Mehmet. Mehmet. Yerinden serbest vuruş tekrarlanacak. Oyunda tempo arttı sevgili izleyenler. Aynı zamanda tabii 3-2'de geriden gelip gol attı Burhan Gaziantep Doruk. 3-2'yi yakaladılar. İşte pozisyon tekrar orada Celal ve Furkan topu uzaklaştıramadı. Burhan'ın vuruşunda bu topu ağlarda ve skor 3-2. 1-0 öne geçmişti Doruk, ardından 1-1 yakaladı polis gücü. 2-1 öne geçti polis gücü. Beraberlik geldi Doruk'tan ve karşılaşmada skoru 3-2'ye getirdiler.
Müslüm. Celal. Celal de takım arkadaşlarını uyardı. Hakim. Celal ve Müslüm paslaşmasının ardından yükseklik kazandı. Top penaltı, korner. İtiraz var. Doruk cephesinden penaltı korneri işaret ettiler bir kez daha. Zaten üst üste penaltı korneri kazanan taraf Polis Gücü ama orada golü bulamadılar henüz. Ardından Polis Gücü karşısında Doruk'un bulduğu iki gol onları öne geçirdi. Furkan'la penaltı korneri kullandılar. Ardından Celal yayda kontrol edemedi ve borttan top sekti dışarıda. Tacı kullanıyorlar. Burhan. Müslüm. Müslüm ele göz. Pasını aktardı geriye. Müslüm ikinci. Üçüncü periyodun tamamlanmasına 40 saniye var. Kale önünde tamamlayamadı pozisyonu hakim. Furkan. Burhan. Mehmet tenis topu uzaklaştıramadılar. Mustafa. Burhan. Topu süremedi o da. Furkan. Top hala kendisine. Furkan pasını aktarmadı. Serbest vuruşu kullandılar. Celal. Ve yüksek top. Süre doldu. Üçüncü periyot sonucu Doruk 3, Polis Gücü 2. Aradayız, aranın ardından son periyot sizlerleyiz. Dördüncü periyotta sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada Mahmutcan Çiğkız henüz dördüncü periyot başlamadan da Ömer'in eşliğinde tüm takımın uyarılmasını istedi. Aksi halde kar çıkacağı yönünde. İki takıma da başarılar diliyorum sevgili izleyenler. Hokey TV izleyicilerine keyifli seyirler. Oldukça başa baş geçen bir karşılaşmanın dördüncü periyodundayız. Bakalım son 10 dakika sonrasında kim galip ayrılacak. Faul bekledi Polis Gücü ama karar lehlerine değil. Hüseyin geçemediler. Ali. Celal. Yüksek top.
Müslüm. Onun pası Ali. Bıraktı Furkan. 3-3. Uzun bir süredir abi kardeş işbirliğini zaten bu maçta izleyememiştik. Ardından izlediğimiz bölümde ise golü buldular. Skora da dengeyi getirdiler. Ali. Pas Müslüm. Yine çapraza bıraktılar ama burada pozisyon değerlendiremediler. Bu maçın ardından Gökbörü Selçuklu maçı da yine böyle bir karşılaşma bekliyoruz. Bakalım. Ali. Müslüm. Serbest vuruş. Celal. Müslüm. Celal. Müslüm. Bir kez daha Celal Müslüm paslaşmasını takip ediyoruz. Celal'den önce araya girdi Ömer Hüseyin. Ayakkabısı çıktı. Müslüm'ün. Pozisyon devam ediyor. Hüseyin kaleciden seken top korner. Korneri de Mehmet'le kullandılar. Yunus Mert. Burhan. Pas geriye Mehmet. Oyunda dedi hakem topu. Pozisyon devam etti ve ardından Celal'le birlikte başlangıcı yaptılar. Serbest vuruş işaret edildi. Yunus Mert. Hüseyin. Kaleciden seken top. Dışarıda ve korner. Kaleci Muhammed Ali Kertil de takım arkadaşlarını uyardı. Mehmet. Hakimden çıktı top. Circle'a girmeden top yükseklik kazandı. O yüzden serbest vuruşu kullanıyor. Doruk. Ömer'in vuruşu out. Sağ çaprazdan vuruşunda yanağlarda buluştu top. Değerlendiremedi. Celal. Onun pası Müslüm de circle'da değerlendiremedi. Karşı atak Hüseyin. Hakem Mahmut Can Çilik hızlı bir depar attı. Pozisyona yetişti. Kaleciden dönen top Müslüm. Celal. Ali. Müslüm. Circle'a doğru hareketlendi. Hakim Ali'nin vuruşu. Dönen pozisyon. Bir önceki pozisyonu işaret ederek serbest vuruş kullandılar Doruk. Son 5 dakikalık dilimin içindeyiz. 3-3'lük eşitlik var karşılaşmada. Bakalım nasıl bir maç sonu izleyeceğiz. Son 5 dakikalık dilim. Hakim çevirdi. O pozisyonda Celal'in vuruşu. Penaltı korner beklentisi var. İtiraz gelecek. VAR'a gidiyoruz. Thank you.
Burada Efe Mehmet pozisyon aktı, ardından kaleci Efe'den uzaklaştı top. Bir penaltı korner beklentileri var. Pozisyonu inceleyip hakemler kararlarını verecek. Sevgili izleyenler, pozisyon incelendi. Polis gücü bu pozisyonun ardından bir penaltı korner bekledi. Hakemler de pozisyonun temiz olduğunu ve bir penaltı kornerin olmadığını dile getirdiler. Değişik açılardan da inceledik. Hakem ise yerinden kullanılması yönünde işarette bulundu oyunculara. 4,5 dakikalık dilimdeyiz. 3-3'lük bir eşitlik var. Yunus Mert karşıladı Müslüm. Girdiler circle içi pozisyon ve Müslüm Celal işbirliği polis gücünü öne geçirdi. Celal'e sert geldi o top. Ve Celal bir sakatlık yaşıyor şu an. Şimdi Celal ayağa kalktı. Şimdi savunmada polis gücü, hücumda Doruk. Hüseyin. Ömer. Vuruşu da Muhammed Ali Kertil. Ondan seken top. Taç. Devam ediyorlar. Serbest vuruş kullanıyor hakim. Müslüm. Celal. Pas geriye Müslüm. Hakim. Furkan. Onun pası Müslüm. Circle'daki pas Celal değerlendiremediler. Yine Efe'nin kurtarışı geldi. Celal. Bir kez daha atak tazeleyecekler. Furkan'dan önce araya girdi Mehmet. Devam ettirdi hakem. Pozisyonda bir şey yok diyerek Müslüm. Pas. Yine içeride beklentisiyle bir penaltı korner düşünüyorlar. Hakemler de inceleyecek şimdi. Orada yine bir Yunus Mert'in pozisyonu. Ayaklama müdahale var. Evet, içeride mi dışarıda mı diye incelediler. Hakemler pozisyonu incelediler.
penaltı, korner yok. Serbest vuruş işaret edildi. Ömer'e de yine kaptana da uyarılma geldi. Ve karşılaşmada yeniden başladı hakim. Yerinden serbest vuruş kullanacaklar. 4-3'lük polis gücünün üstünlüğü var karşılaşmada. Az önce öne geçtiler. 3-3'lük beraberliği yakalamasının ardından Dorum, Burhan ve korner. Mehmet. Araya girdi Celal, topu kazandılar. Tabii 5'i bulup onlar rahat bir bölüm geçirmek istiyorlar. Faul beklentisi var. Şimdi beraber fırsat Ömer ama bu top açık alan vuruşuyla birlikte serbest vuruşu polis gücü kullanacak. Müslüm. Müslüm Elagöz. Araya girdi Yunus Mert. Ardından Müslüm, yeniden topu kazandılar. 1 dakika 15 saniyelik dilime girdik. Karşılaşmanın tamamlanmasına kısa süre kala bir farklı üstünlüğü devam ediyor polis gücünün. Celal. Müslüm Elagöz. Geçti bir rakiplerini. Circle'da Ali ve hakim vardı. Yüksek top beklentisi var. Pozisyon devam etti ve hakim. Sağ çaprazdan vuruş, skor 5-3. 50 saniye kala bu golü buldular. Müslüm'ün bir sakatlığı var ama. Sağlıkçı oyun alanına gelsin işaretinde bulundular. Müslüm zaten büyük bir efor sarf etti sevgili izleyenler. Ardından golünü attırdı ve kendini yere bıraktı. ...47 saniye... ...8 salise var. Skor 5-3. Polis gücü puanını 19 yapacak ve Doruk'sa sevgili izleyenler 9 puanda kalacak. 4. günün ilk karşılaşmasında böyle tamamlanırsa. Müslüm'ün sakatlığından yeniden oyun hareketleniyor. İşte sizler de pozisyonun ve golün tekrarını takip ettiniz. Doruk gol attı ama geçerli değil. Ali. Ali yerde, Mehmet. Hüseyin. Tamamlayamadılar sevgili izleyenler. Gökdeniz de pozisyonu tamamlayamadı. Doruk. Out. Karşılaşma tamamlandı. Kazanan 5-3'lük skorla polis gücü oldu Gaziantep. Doruk karşısında polis gücü 19 puana yükseldi. Liderliğe devam ediyor. Doruk ise 9 puanda kaldı. İki takımın da mücadelesine ötürü tebrik ediyoruz. Bu maçın anlatımında ben Elif Ünal sizlere eşlik ettim. Kamerada Oktay Yıldız ve Yalçın Kılıçdaroğlu ise Rümeysa Atlas ve Bülent Atlas vardı. Bir sonraki maçımız Gökbörü Selçuklu Belediyespor. O maça kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.